Merhaba Şif Devlet'le izleyenleri. Ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. BKM'den Okan Bey yanımızda ve bugün verimli çalışma üzerine çok keyifli bir röportaj yapacağız. Türkiye'de büyük bir yanlış algı var. Nedir? Çok çalışırsınız, iyi çalışırsınız. Değil. Verimli çalışmış olmuyoruz günlerce, saatlerce çalışarak. Bugün iş dünyası ile ilgili temel sorunlardan birine değineceğiz ve oldukça faydalı bilgiler elde edeceğiz diye düşünüyoruz. Öncelikle merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Türkiye'de OECD ülkelerine göre kıyasladığımızda çalışma süreleri ne alemde? Şöyle söyleyebilirim. Son dönemde Ekonomist dergisinde yayınlanan yazılara baktığımızda bu konuya eğiliyorlar ve çalışma sürelerinin uzamasının verimliliği arttıracağı düşüncesinin yanlış olduğu, tam aksine ülke bazında bakıldığında çalışma sürelerinin uzun olduğu ülkelerde verimliliğin düşük olduğu, az olan ülkelerde ise verimliliğin yüksek olduğuna dair bir çıkarım yapılıyor. Bu makalelerden verilen bir örneğe bakacak olursak Almanya ile Yunanistan arasındaki ilişki örnek olarak veriliyor. Şöyle ki Yunanistan'da bir kişinin yıl boyunca ortalama çalışma süresi yıllık 2000 saatlere ulaşırken Almanya'da sadece 1400 saat ile Yunanistan'ın çok daha altında kaldığı görülüyor. Ama verimlilik değerlerine bakıldığında Almanya'da gayri safi yurt hasılaya saatlik katkının 60 dolar seviyesinde olduğu, Yunanistan'da ise 32 dolar seviyesinde kaldığı görülüyor. Türkiye'nin bu ülkeler arasında nerede kaldığına bakacak olduğumuzda, verileri detaylı incelediğimizde, başlıca ülkelere baktığımızda Amerika, Almanya, Kore, Japonya, Rusya, Yunanistan gibi sadece Yunanistan ve Rusya'dan sonra en fazla çalışan üçüncü ülke olduğumuz, Rusya ve Yunanistan bizden daha fazla çalışıyor kişi başına baktığımızda. Ama ekonomik katkı olaraksa Yunanistan'da gerisinde kaldığımız ve sadece Rusya'nın üzerinde yer aldığımız görülüyor. Bu ne demek? Çok çalışıyoruz ama verimimiz yüksek olmuyor. Yani ofiste örneğin sizin günde 9 saatlik bir mesainiz var ve bu mesainin üzerinden de belki çalışmanız bekleniyor, atıyorum 10 saatlere falan vurabiliyor, örnek veriyorum. Ama siz bunu doldurmak için süreyi yaymaya başlıyorsunuz. Genel olarak çalışanlar çok çalıştırılan insanların olduğu ülkelerde böyle oluyor. Ama mesela Almanya örneğinde adama diyorlar ki senin günlük çalışma saatin 5 ya da 6 saat örneğin. Yapman gereken iş de bu. Adam bunu bildiği için hızlıca o işlerini yapıyor. Mesaiye kalmamak için hızlıca çıkıyor. Bu da verimliliği artırıyor. Şöyle söyleyebiliriz. Çok çalışanların verimi düşük olacak diye bir kaide yok. Burada biraz gönüllü olup olmadığı, o uzun süreleri gönüllü olarak çalışıp çalışmadığı belirleyici. Bir insan kendi isteğiyle o iş yerinde kalıp katma değer yaratmak istiyorsa bu durumda herhangi bir sorun oluşmuyor. Ama kendi rızası dışında şirketi veya patronu böyle istediği için mesai saatleri uzuyor, günde 8 saat değil de 10-12 saatleri buluyorsa bu durumda verimlilik düşüyor ve bu da iki nedene bağlanıyor. Bunlardan birincisi çalışanların uzun süre işte kalmasından dolayı kendisine ve yakın çevresine zaman ayıramaması, sosyalleşememesi nedeniyle daha stresli çalışanlar haline geldi ve iş yerindeki verimlerinin düştüğü. İkincisi ise bir kişi isteği dışında yani 8 saatte tamamlayacağı bir iş olmasına rağmen orada da 12 saat kalacağını biliyorsa zaman yayılıyor dediğiniz gibi ve verimi düşüyor. 12 saat içerisinde 8 saatte üretebileceği işi ortaya koyuyor ve birim başına katkıya baktığımızda da verimde bir düşüş gerçekleşmiş oluyor. Peki Türkiye'de çalışma hayatına dair başka veriler var mı araştırmada? Yine OECD'nin yaptığı bir araştırmaya göre şöyle bir kıstas çerçevesinde ülke bazında bir araştırma yapılmış. Haftada 50 saatten fazla çalışanların toplam çalışanların yüzde kaçını oluşturduğuna dair bir inceleme yapılmış. Türkiye'de bu oran %43. Yani her 100 çalışandan 43'ü haftada 50 saatten fazla çalışıyor ve OECD verilerine göre bu ilk sırada yer aldığımız anlamına geliyor. Olumsuz bir tablo. Türkiye'yi takip eden ülkelere baktığımızda ise Meksika %29, Güney Kore %27'lik oranlarla Türkiye'yi takip ediyor. Gelişmiş Amerika, Avustralya, İngiltere gibi ülkeler ise daha alt sıralarda yer alıyor. Esasında Güney Kore varsa bu işte iyilik var diyebiliriz ama Güney Kore'de insanlar gönüllü çalışıyor. O yüzden hani bu listede olmasını kendimizi kandırmamamız gerekiyor ama Meksika örneği biraz acı. Aynen, yani biraz daha böyle orta sınıf ülkelerde 50 saatten fazla çalışma çok ciddi bir oran, bu değerlerin yüksek olduğunu görüyoruz. Peki kısaca özetlemek gerekirse bu sonuçlardan neler çıkarmamız gerekiyor? Yani Türkiye'de çalışma hayatını daha verimli hale nasıl getirebiliriz? Aslında biraz işverenlere yönelik iki mesajımız olmuş oluyor. Bunlardan birincisi çalışanların makine olmadığı, sosyalleşmeye ihtiyacı olduğu, kendisine ve ailesine zaman ayırmanın bir temel hak
olduğu yönünde. İkincisi ise iş yerinde fazla mesainin normalleştirilmesinin aslında verimlilik sağlamadığı ve yanlış bir uygulama olduğu. Çalışanın gönüllü olduğu çerçevede kalması tabii ki bir sıkıntı değil. Ama 8 saatte tamamladığı iş olmasına rağmen 12 saat işte kalmasının beklenmesi verimsizliğe yol açtığını söyleyebiliriz. Bunun için işverenlerin yapması gereken hem çalışma şartlarını iyileştirmek hem de çalışma koşullarını ideal hale getirmek. Bunlar yapılırken de çalışanların, işverenlerin kendisinden beklentileri bilerek özverili biçimde yüksek verimlilik sağlaması gerekiyor. Değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.